14 Mayıs'taki yapılacak seçimler hakkında görüşlerinizi alabilirim. Milliyetçilerin, vatan toprağını seven insanların başa gelmesi birinci öncelik tabii ki de. Suriyeli sığınmacıların, Afganların, Faslıların, Pakistanlıların gibi birden fazla medeniyetten olan insanların gitmesi birinci öncelik. Ekonomik sıkıntının ana sebeplerinden olan sığınmacılar bir an önce gittiği zaman ülkede refah ve birliğe ulaşacağımızdan eminim. Zafer bizi çağırıyor. Seçimler demokrasilerde en temel unsurlardır. Her seçimde milletimizin sağduyusu galip gelmiştir. Ben milletimizin en iyi kararı vereceğine her olarak zaman inanmışımdır. Layık sosyal bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Atatürk'ün çizdiği yolda. Bu çizgide adaletli, esasına uygun bir seçim olmasını, yani benim istediğim Türk milletinin iradesinin en saf haliyle ortaya çıkmasıdır. Uzun süredir ülkemizin gündeminde olan, 10 yıldır ülkemizde barınan mültecilerin sayısı her geçen gün artmakta, kaçak işçilerin ülkemizde sığınmakta. Bunlar ekonomimizi ve sosyal yapımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. Gelecek kişinin yapması gereken bunları göndermektir. Türkiye Türklerindir, hudut namustur. 21 yıldır aynı iktidar var. 21 yıldır bizi sömürmekten başka bir şey yapmadılar. Belki gelecek iktidarın da bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Seçim olmasını diliyoruz. Layıkıyla yönetecek kadroların, kimselerin seçimi kazanmasını umut ediyoruz. Şöyle söyleyeyim, ben 25 yaşındayım. Kendimi bildim bileli farklı bir iktidar, farklı bir devlet görmedim. İlk öncelikle devletin FETÖ artıklarından, saray rejimi artıklarından ve PKK artıklarından kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda ben bundan 10 yıl sonrasını, 15 yıl sonrasını kestiremiyorum. Çünkü kendi ülkemizde ikinci sınıf vatandaşı olma muamelesine geldik Suriyelilerden kaynaklı olarak. 14 Mayıs seçimlerinde oyum Zafer Partisi'ne. 67 yaşındayım. Bugüne kadar siyasetle çok uğraştım. Fakat Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçiliği doğrultusunda inşallah milletimiz bu seçimde bu yönde teveccüh gösterirse tek çare Atatürk'ün yoluna dönmek olduğunu milletimiz görmektedir. Teşekkür ederim.